Salam dostlar, bugün Doktor Nicat Bey ile birlikte uşaqlarda gevizlikle alakadar küçük bir video hazırlayacağız. Buyur Nicat, söz sende. Salam Kamil. Gevizlik şikayetiyle bizim polikliniğe, yani hem sizin hem bizim de poliklinikaya çok müracaatlar olur. Uşaqlar adeten bu yeni doğan zamanında sonra bu ana südüyle beslenmeyi kestikten sonra elave gıdaları keçtikten sonra esasen başlayır bu gevizlik şikayetleri. Bundan evvel yeni doğanlarda çok nadir gördük gevizlik şikayetini. Eğer yeni doğanlarda bir gevizlik 3-4 günden çok gayta çıkışında problem olursa aklımıza gelen hastalıklar arasında biri de Hirschsprung hastalığıdır. Ama Hirschsprung hastalığı tamamen cerrahi hastalığı olduğu için ve keskin başladığı için karın şişmesi, kusma veyahut da hekimin özel muayenesinde rektal tuşede fışkırı tezli gayta çıkışı olduğu zaman düşünürük. Bundan başka bazı anatomik yeni doğan döneminde zaman, cerrahi hastalıklardan Hirschsprung dediğimiz kalın rektumun, yani düz bağırsağın sinir, bir hissesinin sinir liflerinin inkişaflememesi neticesinde dar olması. Onu köbut ayrıca bir ona bir aynen, çekerek. Aynen, onunla kadar bir video çekerek. Yeni doğan dönemine gelmişken yeni doğanlarda bazen duz mübadelesi pozuklukları, yani kalsiyumun yüksek olması, kalyumun düşük olması kanda ve bunlara sebep olan endokrin ve endokrin harici sebepler, bazen D vitamininin dozun kaçırılması da yeni doğan döneminde gevizliğe sebep olabilir, değil mi Nice? Ben. Geçelim sonra daha büyük çocuklara. Bu gevizlik aslında nedir desek, gevizlik bu düz bağırsakta necisin toplanmasından sonra normal bir uşaqda funksiya belədir. Yani birinci necisin hərəkəti funksiyası, yani normal boşaldım funksiyası. İkincisi onun tutulması. Bir de normal, yani istediğin zaman iradeye tabi olacak şekilde gaytanın boşaltılması prosesidir Kamil. Bunların her hansı bir merhalesinde bir pozukluk olduğu zaman fonksiyonel gevizlik dediğimiz hastalık yaranabilir. Bu da adeten 2-4 yaşlarında bize müracaat edilir hastalar. En çok sebebi ise yetersiz beslenme olur. Bazen yetersiz demek ki dengesiz beslenme. Dengesiz beslenme. Liflerden yoksun, zayıf beslenmeler olduğu zaman bazen uşaqlar istediği... Daha çok kartofla, ne bileyim böyle şeylerle, bu abur cubur şeylerle beslenmeler, değil mi? Bel. İçinliği çok yemek, kartof çok yemek, bu tarz şeyler. Dengesiz beslenme. Bazen yaşlılığın az yenmesi. Bazen çok bize çok müracaat edirler. Haddini aratı uşaq çok süt istiyor. Mesela inek sütü istiyor. Uşaqların sevdiği bir şey gıdadır. Mesela onu dengesiz bir şekilde. Yani günde 1-2 litre süt içip gelen uşaqlar su olur. İçmirler, süt içmirler. Bunun karşılığında süt içirler. Yani bu çok sert bir şeydir. Bir yani, de burada ikinci bir mesaj vermek lazım. İnek sütünün fosfor yükü çok olduğu için inek sütünü eğer uşaq çok içmemesi problem. Evet. Günde 1-2 su stekanıyla, su bardağıyla içebilir, değil mi? Evet. Ama bundan daha çok içmesi fosfor yükü çok olduğu için kalsiyumu bağırıyor. Sümün sistemi, yani aslında inek sütü kalsiyum kaynağıdır ama çok istifade olunduğunda rahite kadar götürebilir, değil mi anneciğim? Evet, evet. Ciddi problemlere sebep olabilir fosfor yükü. Uşaqlarda haftada 3 defeden az nədirsə çıxma veya hutta her 48 saatten daha kısa diyebilir miyim Nicat? Diyebilir. Yani 48 yani saat. Ben mesela pediatrist olarak uşaqların ilk 48 saat, yani 48 saati geçmeyecek şekilde dışkıya çıkmasın. Çıkması lazımdır. Ama yok, biz deyirik ki mesela için isteyerek ki her gün uşaqlar dışkıya çıksın. Yani en geç. Yani biz 48 ama, saat dediğimiz yani olmazsa olmaz 48 ama saat. Ama artık haftada 3 defeden daha az dışkıya çıkırsa, nədirsinə çıxır, bu gevizlikdir. Yani, bu artık gevizlikdir. Bu zaman nə əlavə olunur simptomlara? Uşaq bu sefer anası nədirsinə çıx deyə məcbur uşağı qarşı oturduğu zaman, bu zaman uşaq məcbur ıkınmalar, sıxınmalar gücənmələr və gücənmələr nəticəsində ağrılı defekasyon dediğimiz yani orada olmuş sert necis kütləsi çıxarkən anal dəliyin çevrəsin zədəliyir, travmaya uğrar. Bu zaman bəzən nəcislə birlikdə qanama da olur. Bəzən analar qanama şikayət edən bizə gətirirlər. Bu anal fissür qanamalardır, yəni çatlaqlar. Yəni çatlaqlar olduğu ama burada xüsusiyyəti bu qanama nəcisin üstündə xətt kimi bir qanama qırmızı, olur. Değil mi? Qırmızı, qırmızı rəngdə qanama olur. Bu da əsas qəbizlikdə uşaq yaşlarındakı qəbizliyin əsas şeyidir Kamil. Keçən dəfə sən doğru çox gözəl vurğuladın, bu qısır döngü deyil. Qısır döngü. Yəni bir çevrədə dolaşır. Uşaq hər hansı bir səbəbdən belə deyək də 3 gün tualetə getmir. 3 gün sonra oradakı nəcis sərtləşir, çıxarkən poposunu çizir.
Çato emele getirir. Gagalik. Sonra da her tuvalete gittiğinde ağrı olduğu için tuvaletin tutur. Her keresinde yine sertleşir, yine çizir. Bir kusurlu dövran emele gelir. O zaman değil mi? Biz ana püsürler önce muhalece edirik ki ağrını aradan kaldırak. Bu arada necisin de kıvamını yumuşatacak dermanlar istifade eder. Yani bu kremler, ağrı kesici kremler istifade etmesi ya da şamlar istifade olunabilir. Şey anlamında hem de sürüşmeni rahatlar. Yıllık bir oturma vannaları yani öneririk ki o bir an önce çapıklaşsın, olsun, tedavi muhalece olsun o çapık dokunması. Çünkü o olduğu zaman sürece uşak kaytasına doğru şekilde nedisini yapmak istemez. Bir de Kamil, bize mektep yaşlarında daha çok müracaat edilirler. Bu muhalece olmamış yani ihmal edilmiş gebezlik hastalıklarında bu sert kaka, gayta, necis üst üste yığıldığı zaman bazen uşağın her gün anası altını temizlediği zaman veyahut da paltarını, alt paltarını değiştirdiği zaman kirletme. Alt İç paltarında, alt paltarında kirletme. Yani buna soiling deyirik. Bu da çok yani gayta çıkmıyor. Aslında gebiz dama altında her zaman şey olur, dışkı hem şey olur. Necis şey olur. Bu aslında necis değil. Bu yani sert necisin arkasından sızılan bakteriyaların yarattığı bir şeydir. Yani sıvıdır. Mikrop maye şeklinde olan bir şeydir. Bir de enkopezis var. O ayrıca bir beladır. Bence onu ani bir başka şekilde, bir video hazırlayan. Bence bu video çok uzun olmasın. İki tane mesaj vererek. Birincisi lifli gıdalar. Yani uşağı sadece karbonhidratlı kartofla, bularla, çeynihlerle kalmamak lazımdı. Mütlak meyvelerde, sebzeler dediğimiz şeyler işte yaşıllık verilmesi lazımdı uşağa. Bir de gastroenterokolik refleks diye bir refleks var. Uşaklar, yetişkinler yemek yediğinden 15-20 dakika sonra tuvalete gitmek istiyor. Bunu izleyen, videonu izleyen herkes bunu yaşır hayatında. Uşağımız ne olur olsun, özellikle tuvalet alışkanlığını geçmiş uşaklarda. Vaziyet ne olur olsun, gebizlik problemimiz varsa ister tuvalete gitsin ister gitmesin. Yemek yedikten 10 dakika, 15 dakika sonra 10 dakika karşı onda ya da tuvalette, klozet dediğimiz tuvaletin unitazda oturacak değil mi? Bir 10 dakika, 15 dakika oturacak. İster bu prosesin sonunda dışkı yani necise çıksın ister çıkmasın fark edemez. Bu refleksi değerlendirmek lazımdı ki orada dışkı kalıp 2 gün 3 gün kalıp sert necis kalıp sertleşip az önce saydığımız problemlere sebep olmasın değil mi? Bəli. Bir əlavə olacak Kamil. Müalicəsi kısa müddət deyil. Yani bu çok aileler ailelerle bəzən 6 ay, bəzən 3-6 ay, 1 il yani şey oluruq, irtibatda oluruq, əlaqədə oluruq. Çünkü bu xəstəlik müalicə olunmazsa veyahut da verdiğimiz dermanları yani bir ay müalicə olunuq, bir ay işe yaradı, ondan sonra kestikten sonra yeniden başlama kimi hallar çok olur. Ona göre de gayta kaçırma, bayağı dediğim enkoprezis veyahut da soiling, altını kirletme kimi yani uşağın ve ailenin sosyal problemlerine getirip çıkaran bir hastalık, gebezlik lütfen ihmal edilmesin. Helali, sağ olun. Sağ olun.